Herkese merhabalar. İsranlı Mutfağı 42 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden tarifi deneyecek olanlara afiyetler olsun. Yapmaya başlayalım. İlk önce yarım çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı nişastamızı ekleyip karıştırıyoruz. Karıştırmadan önce içerisine bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Kıyır kıyır. Çok güzel bir kurabiye. Kafa kesen baş kıran anneanne kurabiyelerinden vazgeçmek istiyorsanız hemen 5 dakikada yapabileceğiniz kolay bir tarif. Malzemeleri de her evde olan malzemeler. Az malzemeli ve güzel kıyır kıyır bir kurabiye istiyorsanız bu kurabiyeyi deneyin. Ardından içerisine kontrollü bir şekilde unumu ilave ettim. İçerisine bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Kabartma tozu kullanmıyoruz. Çünkü çatlamasını istemiyoruz şekil vereceğimiz için. Gördüğünüz gibi beze yapacak kıvama gelecek şekilde yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra tezgahımızın üzerine alıyoruz ve bezelere ayırmak için hamuru kartımızla bölüyoruz. Böldüğümüz bezeleri ceviz büyüklüğünde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde şeklini vermek de çok kolay bir pet şişe kapağıyla şekil verebilirsiniz. Kalıpsız çok güzel bir şekilde şekil veriliyor. Ardından bu şekilde ortasına bastırarak çukur açıyoruz. Çünkü oraya limonlu sosumuzu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde şekil veriliyor. Verdikten sonra 180 derecelik fırınımızda sadece ve sadece 10 dakika pişiriyoruz. Daha detaylı göstermek için daha yakından çektim. Gördüğünüz gibi bu şekilde şekil veriyoruz. Pişirdikten sonra içerisine istediğiniz sosu ilave edebilirsiniz. Limonlu, çilekli, vişneli, çikolata da ekleyebilirsiniz. Ben limon kullandım. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Bol keyifli vakitlerde yemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.